Merhaba. Yargı %100 AKP'nin kontrolünde olsa kararlar tek elden çıkardı. Haliyle şu gün Ankara'da yaşanan kriz çığırından çıkmış durumda. Çatışmaya döndü ve silahlar patlıyor. Anayasa Mahkemesi'nin tip milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararından sonra kopan fırtınadan bahsediyorum. Anlamak için başa dönelim. Gezi'den tutuklu Can Atalay seçilebilecek yerden milletvekilliğine aday gösterildi. 20 Nisan'da adaylığı kesinleşti. 5 gün sonra Gezi davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Atalay'ı 18 yıl hapse mahkum etti. Karar kesinleşmediği için Atalay seçime girdi ve Hatay'dan milletvekili seçildi. Yargı sürecinin derhal durdurulması ve tahliye edilmesi gerekiyordu öyle olmadı. Avukatları konuyu iki kere yargıtaya götürdüler. Sırasıyla 3. ve 4. daireler tahliye taleplerini reddetti. Son çare olarak 20 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullandılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına birkaç gün kala 28 Eylül'de Yargıtay 3. Dairesi gezi mahkumiyetlerini onadı ve karar kesinleşti. Kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmasıyla Can Atalay'ın üyeliği düşecekti. Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Anayasa Mahkemesi bu defa hızlı hareket etti ve 25 Ekim'de Can Atalay'ın seçilme hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğini hükmetti. İlk derece mahkemesi yani İstanbul 13. Ağır Ceza Anayasa Mahkemesi iki kere gereğini yap diye yazmasına rağmen bocaladı, topu kararı onayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne attı. Halbuki Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak anayasal zorunluluk. Derhal cezaevine tahliye yazısı geçmesi icap ederdi. Yapmadı, yapamadı tuhaf biçimde gözler Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne çevrildi ne yapacak diye. Karara uymuyorum dese mevcut Türkiye normlarına göre şaşılacak bir tutum olmayacaktı. Öyle yapmadığı gibi Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı ihlal ettiğini, yetkisini aştığını iddia etti ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada anayasa ihlallerine Anayasa Mahkemesi bakar, Anayasa Mahkemesi üyelerine Yüce Divan yani Anayasa Mahkemesi yargılar gibi yerleşik kaideyi hatırlatmaya hacet yok. Konu epeydir raydan çıkmış durumda zaten. Ayrıca görülmemiş bir kavga yaşanıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi temiz incelemesi sırasında Anayasa Mahkemesi'nin dilekçelerle kendilerini sürekli tehdit ettiğini savunmakla kalmadı, aramızda aslık üstlük ilişkisi olmadığı halde vesayet makamı gibi davranıyor dedi. Hatta daha da ileri giderek Anayasa 154'e göre ilk derece mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii benim dedi. Kimse bunun aksine iddia etmiyor ki adli mahkemelerin son adli mercinin yargıtay olması nihai olarak anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkına engel değil. Çok az kişinin aklına anayasa 158'i hatırlatmak geldi. Diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında anayasa mahkemesinin kararı esas alınır. Hoş rahatsızlığın bireysel başvuru hakkı olduğu ve ilk fırsatta bunun budanacağı açık. Hali hazırda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan Ankara, içeride de dikensiz gül bahçesi istiyor. Adına ister büyük anayasal kriz ister anayasaya darbe deyin, Ankara'da bir eşik daha aşıldı. En az 10 yıldır hukukun yasının tutulduğu ülkede anayasa mahkemesi tam anlamıyla bitirildiği gibi üyelerine parmak sallandı. Pek sanmıyorum ama mini minnacık onur kırıntısı olan orada bir dakika bile durmaz cübbesini asardı. Elbette böyle olmayacak. Konu tek başına AKP veya Erdoğan meselesi değil. Öyle olsa Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi farklı tellerden çalmazdı. Mesele hak hukuk da değil. Öyle olsa 16 Temmuz 2016'da Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi kelepçelenip tutuklanırken ses vermek icap ederdi. O tren kaçtı. Konu anayasaya darbe filan değil. Devlet içinde büyük bir kavga ve çatışma var. Şu güne kadar masa altından birbirlerini tekmeleyen taraflar Şimdi artık açıktan silahlarını ateşlemeye başladı. Kelimeleri böyle seçmemin nedeni ölümcül bir mücadele yaşanıyor olması. Saraydaki hastalık zamanla her yeri sarıyor. Ankara'da işler nicedir kontrolden çıktı yeni yeni anlaşılıyor. Bir cümle daha deniyor ki Can Atalay hakkındaki karar kesinleşti. Yahu milletvekili seçildiğinde kesinleşmemişti ki. Çarpıtmak serbest. Cumhurbaşkanı en son Anayasa Mahkemesi'ni kastederek oradakilerin hepsi hukukçu değil, Yargıtay komple hukukçulardan oluşuyor filan diyerek sulandırmanın alasına imza attı. Ankara koptu gidiyor ne diyeyim. Bir hatırlatmayla bitireyim. Hırsızlar katillerle işbirliği halinde ülkenin gelecek yüzyılına hakim olmaya çalışıyor. Bu her nerede yaşam kurmuş olursanız olun sizi gittiğiniz yere kadar takip edecek bir hakikattir kaçamazsınız. Bizim meslekte hürriyetin skalası, siyasi ve ticari gücü olanlar hakkında korkusuzca yayın yapmaktır. İnsanların büyük kısmı hür yayıncılık isterken bunun külfetine katlanmaya yanaşmıyor. Bu yayınların finansörü sizsiniz, seyirci. Zorlu ekonomik koşullardan geçiyoruz, biliyorum. Fikirler yüz binlere ulaşırken bu fikirlere üye olup aidat ödeyenlerin sayısının yüz civarında olması doğal değildir. Bakın Respawn'lar gitmeden sığındığınız yerde güvende olmayacaksınız. Yayınların devamı sizin elinizde. Bu asıl imkanı olmayanların takibi ve faydası için önemli.